geçmişteki Anayasa Mahkemesi ve bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin durumu hakkında bir tespit yapmayı arzu ederim. O çerçevede önümüzdeki günlerde belki basın mensuplarımızı davet etmek suretiyle böyle bir sohbet imkanı bulacağız özellikle diye düşünüyorum. Temel hak ve hürriyetler üzerinde durdunuz, değil mi? Evet. Yani, evet. Evet. Türkiye'de bunun gelişmesi. Tabii yani konuşmada da ifade ettiğim gibi önemli olan şu anda Anayasa Mahkemesi'nin hak ve özgürlük mahkemesine dönüşmüş olması. Benim için çok önemli bir gelişme bu. Çünkü biz daha önce biliyorsunuz sadece yasaların anayasaya uygunluğu konusunda bir denetim yaparken bugün temel hakların artık denetimini yapan, onu koruyan, kollayan ve bir güvencesi haline gelen bir kurumun temel hak ve özgürlükler mahkemesi haline dönüşmesini görüyoruz. O nedenle bizim için önemliydi. Bugün dershane sahiplerinin de bir açıklaması oldu. Dershane yasası ne zaman geçirecek? Kayıtları ile ilgili de bu dönemin yaklaştığını söylediler. Değerli arkadaşlar, o konuda raportörümüz raporunu hazırladı ve üyelerimize dağıtıldı. Epeydir üyelerimizde. Uygun bir süre içerisinde onun da gündeme alınması şüphesiz ki yapılacaktır. Bugün istatistikleri biraz açıkladım, size verdim. İtiraz ve iptal davaları konusunda mahkememizde herhangi bir sorun yok. Biz bunu artık güncel yıl haline getirdik. Geçmişten kalan dosyamız artık yok denecek kadar az durumda. Yani 2015 yılına devreden dosyalar da daha çok 2014 yılının sonunda açılan davalar nedeniyle bir zorunluluk olarak bu yıla devretmiştir. Bu yönüyle bir sorun yok. En kısa sürede önümüzde önemli davalar var. Bunlar sonuçlandırılacak tabii.